asgari ücret zammı son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları belirlenecek olan asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Yeni asgari ücret, enflasyon oranları ile birlikte değerlendirilecek olup vatandaşları enflasyona ezdemeyecek şekilde çalışmalar yürütülürken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 asgari ücrete ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Vergi indirimleri vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla 2022 yılında 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret net 5500 lira olmuştur. 2021 yılına göre net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık %95'tir. Son iki kararını işçi ve işveren kesiminin oy birliğiyle alan Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır. Asgari ücretin toplumun tüm kesimleri bakımından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde, işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine inanmaktayız. Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söylemişti. Bakan Bilgin, Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız, ifadelerini kullandı. Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin daha önce şu açıklamayı yapmıştı. Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Altyazı Geçen yıl Aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla %50 artış yapıldı. Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden merginin kaldırılmasıdır. Temmuz'da da zam yaptık. Yeterli mi bu? Enflasyon karşısında yetersiz. Onun için asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5 er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.